Yaşayanların yol gösteren gezi programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Şimdi Eskihisar'dayım. Kahvaltıya geldim. Deniz kenarındayım. Biraz sonra Kaptan Köşkü'ne geleceğim. Orada kahvaltı keyfini sizlere anlatacağım. Ama önce şu güzellik ekrana gelsin. Şimdi gelirken kendi aramızda da konuştuk. Belki de her yıl yüz binlerce kişi Gebze'den Yalova'ya geçmek için arabalı vapura geliyor efendim. Feribota geliyor. Ama çoğu kişi fark etmiyor. Halbuki gelir gelmez bir sola dönülse öyle bir yer karşınıza çıkıyor ki. Hani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle balık keyfi yapabileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz, gezeceğiniz, çayınızı içebileceğiniz denize sıfır Eskihisar Mahallesi. Eskiden köydü, şimdi bütün şehirden sonra buralar artık mahalle diye geçiyor. Uzun bir yürüyüş yolu var. Sahilde trafik derdinden uzak yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz. Başka neler yapabiliyorsunuz? Osman Hamdi Bey'in burada köşkü var, müzesi. Daha önce gitmiştim. Oraya gidip dolaşabiliyorsunuz, taze balık yiyebiliyorsunuz. Ama biz kahvaltıya geldik. Şimdi kahvaltıyı yapacağız. Peki sonra nereye gideceğiz? İlginç. İnanın bilmiyorum. Yani ciddi söylüyorum, bilmiyorum. Hani kahvaltıyı yapacağız, geri döneceğiz. Karşıdan feribota bineceğiz. Yani şuradan 200 metre ileriden arabalıya bineceğiz. Feribota bineceğiz. Ondan sonra Ege'de bir laf vardır. Kervan yolda düzülür diye. Bu hafta kervanı biz de yolda düzeceğiz. Efendim kahvaltı vakti. Şöyle bakıyorum, rahatlıkla ekrana verebiliriz. Bir sıkıntımız yok. Masamız hazırlanıyor. Cağ kebabı varmış. Kilo ile köfte, balık, künefe varmış. Yanında kahve varmış ama biz... Kaçta başlıyor? Sabah kahvaltımız 8'de başlıyor. İstediğiniz saate kadar sürüyor. Serpme kahvaltı veriyoruz. Şimdi onu soracağım. Ben daha önce geldiğimde açık büfe vardı sizde. Bu pandemi süreciyle beraber neler değişti, ne gibi tedbirler aldınız? Pandemi sürecinde açık büfeyi kaldırdık. Çünkü insanların sağlığı bizler için çok önemli, müşterilerimiz. Neler yaptık? Haftada bir dezenfektan yapıyoruz. Maskesiz müşteri alamıyoruz. Dezenfektanlarımız iki kapımızda da var girişlerde. Saat başı masalar temizleniyor, müşterinin kalktığı masaları bir saat havalandırıyoruz, sonra müşteri alıyoruz ve serpme kahvaltıya çevirdik. Zaten vardı. Bence sanki daha mı iyi oldu? Daha iyi oldu, daha güzel oldu. İnsanlar istedikleri kadar her şeyi yiyebiliyorlar, fazlasıyla yiyorlar. Hem israftan kaçınıyoruz hem de daha çeşidimiz. Bence güzel. Biz az önce kahvaltıyı da yaptık burada zaten. Bu ekranlara gelen kaç kişilik bir kahvaltı? Şu an iki kişilik serpme kahvaltı var karşımızda. Evet. Burada ekstra olan bir şey var mı? Ekstra olan melemenimiz gelecek birazdan ve hiçbir şey yok. Hepsi kahvaltının içine dahil. Sucuklu yumurta da dahil mi? Tabii ki sucuklu yumurta. Hepsi kahvaltımızın içinde. Bu arada şöyle bir ekrana getireyim. Peynir tabağı, yağ, tereyağı, bal, reçel, hamur işleri, poğaçalar, salatalar, meyveler, kuru meyveler. Şöyle de Baba Yiğit de bir demlik var efendim. Baba Yiğit bir 15 bardak çıkar. Sınırsız bu. İstediğimiz kadar içebiliyoruz. 15 bardak çıkıyor. Bittiğinde ek olarak da veriyoruz. Güzel. Peki geldik. Bu işin fiyatına kaç lira oldu kahvaltı kişi başına? Kahvaltımızın fiyatı değişmedi. Biz pandemi sürecinde 3 ay kapalı kaldık ama sonrasında yine aynı fiyatlar. Kişi başı 45 lira, 2 kişi 90 lira. Yani fiyatlara zam koymadık. 90 lira. Peki çay kaç lira sizde? Su kaç lira? Çay? Çayın bardağı 4,5 lira. Şey, bu aslında şimdi çayın bardağı 4,5 lira deyince sosyal medyadan bana yazmayın. Ben size sebebini söyleyeyim efendim. Haklı olarak bu tip işletmeler çay müşterisi istemiyor. Haklılar. Çünkü şimdi bakın 4 kişilik masaya gelip 4 çay içilse 19-20 liraya tüm gün gidiyor. Ve buralar genellikle bu tip mekanlar
hafta sonu kahvaltıdan para kazanıp personel giderini ve ihtiyaçlarını karşılayan şirketler. Ama ileride ben biliyorum çok güzel çay bahçesi, kahveler var. Var tabii. Ya biz o yüzden kahvaltı ya. Çay o yüzden 4,5 lira. Zaten gördüğünüz pot sadece 45 lira. 10 bardak desek 12 bardak çıkıyor. Sadece şu 45. 45 lira. Yani burada amaç kahvaltı müşterisini tutabilmek. Ben şöyle bir geçeyim. 2 kişiye fazlasıyla yeter. Peki şunu soracağım. 3 kişi gelip 2 kişilik kahvaltı isterse veriyor musunuz? Veriyoruz. Müşterilerimizi kırmıyoruz. Üçüncüye de veriyoruz. Hiç problem yok. Biz müşterimizin ne istediğini bilen insanlarız. O yüzden müşteri memnuniyeti her zaman. Karşılıklı iyi niyet olduktan sonra tabii sıkıntı ki, yok. Tabii ki ama yani 10 kişi gelip 5 kişi kahvaltı aldığı zaman oradaki bir niyeti anlayıp tabii ki vermiyoruz. Ama 3 kişi gelip bir tanesinin çayını yazarız, diğerlerinin kahvaltısını. Hiç problem yok. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi güzel, kahvaltı faslı bitiyor. Mesela ben karpuzum bitti. Tekrar veriyor musunuz? Tabii ki veriyoruz. Gerçekten mi? Evet. Ben çok karpuz yerim de o yüzden soruyorum. Evet, evet, veriyoruz. Hiç problem yok. Bir tane ürünün yenisini gönderiyorlar. Peki onun dışında kahvaltı akşama kadar var dediniz. Onun dışında ben buraya geldiğim zaman oturdum. Ben şunu da size söyleyeyim. İşte yaz tatili için karşı tarafa Yalova üzerinden gidecekseniz bence bir saat hatta iki saat erken çıkın. İlk sola dönün bir Eskihisar'ı gezin. Gerçekten Eskihisar'a bir kere geldikten sonra İstanbul'da yaşıyorsanız her fırsatta gelmek için can atacaksınız. Sahiden kurtarılmış yerlerden biri. Kafa dinlemek için. Onun dışında neler var? Onun dışında kebap üzerine aradığınız her şey bizde var. Bizlere yönlendiriliyor. Her daim açık. Aradıklarında yardımcı oluyoruz. 15 kişi üzerinde rezerve alıyoruz. Onun altında da yine müşterilerimizi memnun kaldık. Rehberde şimdiki durağımız Göcek. Göcek'e tekne turuna geldik. Programın başında demiştim ki bu hafta rotamızın neresi belli değil. Yolda karar vereceğiz. Efendim, Eskihisar'da kahvaltımızı yaptık. Karşıya geçtik ve sonra dedik ki hadi bir Göcek'e gidip tekne turu çekelim. Şimdi burası Göcek Marina. Baktığımız zaman aslında şu an belki fark etmiyorsunuz ama çok şey değişmiş. Biraz sonra tekne turunda da çıkacağız. Tüm güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Neler değişti? Efendim elektrik cihazları, yerli cihaz hepsi buraya geldi. Ayrı bir düzen yapıldı. Tekneler boy sırasına ve büyüklüklerine göre artık limanda daha düzenli bir şekilde yer alıyorlar. Ve yine Muçev'in, altını çiziyorum Muçev'in çok önemli bir hizmeti var. Tam karşımda tuvalet var. Hani şimdi tuvalet ne alaka demeyin. Tuvalet bütün dünyada medeniyetin simgesidir. İçinde klimanın çalıştığı, duşun olduğu ve pırıl pırıl tuvaleti var. Yine eskiden girişler
belirsizdi, tel örgü vardı ama artık belli kapılar var, girişler oradan yapılıyor. Teknemiz Mr. Kardak. Sevgili kardeşim Dalyan'dan Özay, çok teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Teknemize bineceğiz ve Göcek'te şahane bir tekne turu sizleri bekliyor. Şimdi Göcek'te olsaydık diyeceğiniz bir klip ekrana gelsin. Sonra başlangıcından bitişine rehber farkıyla Göcek'te tekne turu başlasın efendim. Saat 10.30 gibi teknemizle beraber turumuz başladı. Saat 5.30'a kadar sürecek. Tabii ki pandemi önlemleri var. 54 kişilik normalde tekne, 54 kişilik kapasitesi var ama şu anda 25 misafirle beraber tura başladık. Özellikle sordum hani ne gibi tedbirler alınıyor diye. Tekne mutlaka her akşam turdan sonra dezenfekte ediliyor. Gelen misafirlerin ateşi ölçülüyor. Genellikle Göcek'teki bizim dahil olduğumuz tekne turu Dalyan'da konaklayan misafirler için, onlara daha çok hitap ediyor. Misafirler odalarından, otellerinden alındıktan sonra araçla marinaya getiriliyor. Yol boyu maske takma zorunluluğu varmış araçta ki normali de bu zaten. Tabii ki tekneye binince onun verdiği rahatlıkla maskeler biz de dahil unutuluyor. Ama şunu söyleyeyim, çok fazla röportaj yapmayacağız çünkü uzmanlar da bu İkinci dalga konusunda bizleri uyarıyor. Şu anda bak balık sürüsü, balık gidiyor şurada. Görebiliyor muyuz bilmiyorum ama zıplaya zıplaya balıklar gidiyor. Şimdi buralarda tombik mevsimi, bizim palamuta benzer, İstanbul'un palamutuna benzer ama lezzeti yarısı olmaz. 3 noktamız olacak. İlkinde bir yaklaşık yarım saat sonra bir yüzme molası vereceğiz. Ardından bir koyda daha demirleyeceğiz. Orası yemeğin değineceği için, yemek molası da dahil olduğu için biraz daha uzun sürecek. Sonra 3. durak, ardından yelken açılacak ve işte o zaman tekne turunun tadı daha da fazla çıkacak. Saat 10.30'da dedik başlıyor, akşam 5.30'a kadar devam ediyor. 180 lira kişi başı ücret, transfer dahil 180 lira. Buna yemek dahil. Çay yok, sadece sabah bir ikram olarak veriliyor. Onun dışında içecekler var. Hepsinin fiyat detaylarını tabii ki sizlerle paylaşacağız. Büyük bir fedakarlık yapacağız. Biz de suyun sıcaklığını ölçmek için durduğumuz yerlerde tabii ki suya gireceğiz. Sudan izlenimlerimizi size anlatacağız. Arada bu kadarcık da tatil yapma fırsatımız olsun diye düşünüyorum. Dediğim gibi sosyal mesafeyi koruyarak, dikkat ederek, tabii ki dengemizi de koruyarak keyifli dakikalar bizleri bekliyor. Ne görüyorsak size anlatacağız. Zaten görüntü her şeyi fazlasıyla anlatıyor. Kem gözlere şiş diyelim. Tabii ki hayat size güzel mesajları çoğunlukla bize geliyor. Yalan söylemeyeyim. Tabii ki güzel, özellikle bu mevsimde buralarda olmak, iş içinde olsa gayet keyifli. Büyükova koyunda ilk molamızı verdik. Bir saat tekne turları burada mola veriyor. Yüzme molası verildikten sonra da buradan demir alacağız. Tekrar hareket edeceğiz. Gelen misafirlere özellikle şunun uyarısı yapılıyor. Şimdi misafirler denize girdikten sonra bazen kıyıya çıkmak istiyorlar. Karaya kadar yüzüyorlar. Eğer siz de yolunuzu bu taraflara düşürürseniz benden size ufak bir uyarı. Deniz kestaneleri var. Yani elinizle toplamanız için bir sebep yok ama karaya çıkarsanız mutlaka dikkat edin. Tabii ki öyle çok büyük problem yaratmaz ama o verdiği acı, ondan sonra zeytinyağı ile ovalıyor ovalıyor onları tek tek ayaktan çıkartmak tatilinizin iki günü ağrı içerisinde ve sıkıntıyla geçer. O yüzden böyle turlara çıktığınız zaman rehberlerin size anlattığı uyarıları lütfen dikkate alalım. Kaptanımızla da sizi biraz sonra tanıştıracağım. Kaptanımız da köşesine geçti. Hayatından memnun gözüküyor. Misafirler de gayet memnun. Şimdi suyun sıcaklığı nasıl acaba? Su sıcak mı? Büyük bir fedakarlık örneği sergileyeceğim. Suda görüşürüz.
büyük bir fedakarlık örneği. Sadece amacımız şu, hani misafirler buraya geldiği zaman suyun sıcaklığı nasıl, deniz nasıl, sırf görsünler diye fedakarca kendimi denize bıraktım. Bu iyiliklerimle gerçekten takdiri hak ediyorum. Efendim, sosyal mesafeyi de koruyoruz. Deniz güzel değil mi? Muhteşem. Hayatından memnun olmayan var mı? Şu an yok gibi sanki. Herkes hayatından memnun. Bu sırada akıntı var. Hiçbir şey yapmadan ağır ağır bu tarafa doğru gidiyoruz. Biraz sonra ses kesilebilir. Daha gideceğimiz yerler var, dediğim gibi. Buradaki molamız bir saat. Oh. Şöyle vücutta tuzlu suya gelince dert tasa kalmadı. Genellikle tabii ki henüz yabancı turizm hareketlenmediği için yerli misafirler burada. Bursa var, İzmir var. Daha İstanbullularla karşılaşmadık. Var, İstanbullular da varmış. Zaten olmadığımız yer yok. Çocuklar için teknede can yeleği mevcut. Daha fazla röportajla yapmak isterdim ama dediğim gibi sosyal mesafe. Denizde de olsak dikkat edelim. Teknemiz güzel, kaptanımız kafa dengi, çalışan arkadaşlar çok iyi, rehberimiz Ayhan abi. Arada misafirlerle sohbet ediyoruz, kaynatıyoruz. Güzel güzel gidiyor şimdilik, daha gidecek de 2-3 noktamız var. Mikrofonu vereyim, birazcık yüzeyim. Göcek'te başladığımız tekne turunda ikinci duraktayız. İlk durağımız da Büyükova'ydı. Suya girdik, sizlerle paylaştık. Şimdi gerek burada olsun, gerek Bodrum'da, Marmaris'te tekne turlarının mutlaka mola verdiği ama hepsi farklı yerlerdir. Akvaryum koyları vardır. Şu anda ekrana da gelsin. Pırıl pırıl bir deniz. Akvaryum koyunda moladayız efendim. Gerek kişisel tekneler, gerek gezi tekneleri. Tabii burayı bildikleri için burada mutlaka mola veriyorlar. Hatta özel tekneniz varsa burada demir atıp geceyi de burada geçirebiliyorsunuz. Bir yandan böyle hareket ediyor olabilirim. Sebebi şu, terliklerimi yırttığım için, daha doğrusu parmak arası terliklerimi koparttığım için ayaklarım doğal olarak yanıyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Sağında solunda adalar var. Şimdi solumdaki ada diyeceğim. Gerçi tekne var ama güzel görüntü olabilir. Ekrana gelebilir o da. Tersane Adası olarak geçiyor. Niye Tersane Adası? Osmanlı döneminde Rodos'a seferler yapılırken tekneleri burada yapılıp bakımları burada gerçekleştiği için adanın adı Tersane Adası. Kaptanımızın telefon görüşmesi vardı, bitti. Ayhan abi, Ayhan abi, şöyle doğal bir şekilde sizi buraya alabilir miyiz? Ayhan abi de gelsin. Ayhan abi çok değerli bir tur rehberimiz. Yıllardır bu bölgeye geldiğimizde kendisiyle konuşuyoruz. Şimdi size şöyle misafirleri izin aldık. Suda gösterebiliriz herhalde. Bir ekrana gelsin misafirler de. Ayhan abi nasılsın? Uzak, sosyal mesafeyi koruyarak. Evet. Kim derdi ki böyle uzaktan röportaj evet yapacağız? Evet, öyle oldu. Öyle ben oldu. Ben biraz bahsettim. Burası özel bir koy. Su bir tık daha soğuk değil mi? Evet, evet. Burası öbür koylara göre, çünkü burada açık denizle bağlantı olan bir boğaz var. Sürekli bir su sirkülasyonu olduğu için buranın sıcaklığı öbür koylara göre 1-2 derece daha soğuk oluyor. Tabii bu hele Ağustos ayı içinde bir avantaj oluyor. Benim gibi soğuk suyu sevenler için bulunmaz bir nimet. Akvaryum olmasının sebebi genelde suyun temiz ve dibinin görülmesinden dolayı diye söylenir. Burada da aynı şey geçerli herhalde. Evet, evet. Her bölgenin kendine göre bir akvaryum bölgesi var. Oraya akvaryum deniliyor. Ayhan abi neler yapacağız burada? Yani yemek molamız burada. Menüde neler var? Şimdi burada bir yüzme molası veriyoruz. Yüzme molası arasında biz arkadaki yemek düzenimizi kuruyoruz. Şimdi yemekte tavuk ve balık seçeneğimiz var. Sırayla tercihleri alıyoruz. Ona göre mutfağımız hazırlık yapıyor. Onun yanında da işte salata, makarna, onlar var. Bunun yanında da içeceklerimiz var. İçecekler ekstra, onu söyleyelim. Onlar evet, ekstra. İçecekler ekstra. Fiyatları bilmiyorum, söylemem gerekir mi? Ben şöyle söyleyeyim, kutu meşrubatlar 10 lira, Nescafe 7 lira, diğerleri geldiğiniz zaman öğrenirsiniz çünkü tercihe göre değişiyor diyelim, yuvarlak bir şekilde toparlayayım. Evet.
Evet. Peki pandemiyle beraber teknede ne gibi önlemler alındı, ne gibi tedbirler alındı? Şimdi pandemiyle ilgili bir ilaçlama olayımız var. Her tur bitiminde ilaçlama yapıyoruz. Bunun dışında her teknenin bir kapasitesi oluyor. Onun yarısı kadar yolcu aldırıyorlar. Bizim normal kapasitemiz 54 kişi. Genelde de biz zaten o kalabalığı almıyorduk ama bu pandemi nedeniyle de 25 olarak bir limit konuldu. Onun üstüne çıkarılmıyor. Açık büfe kalktı galiba. Açık büfemiz vardı. Evet, o kalktı. Otellerde olduğu gibi bizim arkadaşlarımız gerekli hijyeni sağlayıp servisi biz herkese kendimiz veriyoruz tabağıyla birlikte. Hani o doymazsak ne oluyor? Devamı var mı? Doymazsak zaten deniz üstündeyiz. Alternatifimiz çok. Şimdi gösteremiyorum, bir kardeşimiz var karşı yakadan, doymazsak deyince imalı imalı bize güldü. Sanıyorum onun da karnı yavaş yavaş acıktı. Şimdi yüzme molasında zil var. Biraz sonra bir anons çekerim orada. Ama zili de çalarsam o aslında yemek hazır anlamına geliyor değil mi? Evet, şimdi burası deniz o kadar güzel ki gel diyor. Onun için herkes denize gidecek. Ne diyor deniz? Gel diyor. Gel diyor. Şimdi mesela bizim teknede sohbet ettiğimiz, geldiğimiz zaman bize dedi ki beni dedi bikinili çekmeyin. Çok güzelim, nazar değer. Saygı duyarız dedik. Ama dedi ki yüzerken çekebilirsiniz değil mi? Nasıl, deniz güzel mi? Denizin altının tadını çıkartıyor. Nereden gelmiştiniz? Bursa'dan gelip tadını çıkartan bir misafirimiz. İstanbul'da araç kaplama işi yapan bir grubumuz var. Ama anladığım kadarıyla kendisi yüzme bilmiyor. Gel gel, şöyle sosyal mesafeyi koruyarak konuşalım, gel. Gel, bir o kadar da mesafe koymayalım, gel 1,5 metre. Atlıyor musunuz? Atlıyoruz tabii. Balıklama mı, çivileme mi? Çivileme, tedbir amaçlı. Tabii pandemiden sonra değil mi? Yok aslında. Nasıl, güzel geçiyor mu? Güzel geçiyor, teşekkür ederiz. İstanbul'un yorgunluğunu, sıkıntısını, bu koronayı biraz olsun unutabildiniz mi burada? Yani tabii ki biraz da olsa attık, evet. Bu güzellik de atılmaz mı yani? Değil mi? Vallahi ben de biraz sonra gireceğim suya. Evet. Çok araç kaplama işi nasıl gidiyor? O da güzel gidiyor. İşte koronadan sebep biraz takıldık ama olsun. Ama şöyle diyebilirdiniz mesela, demediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaplanan araçlar koronadan korur. Tabii yok ama. Yani yok öyle bir şey. Önce tedbir. Tedbir. Kesinlikle. Eskiden biz böyle sarmaş dolaş röportajlar yapardık. Artık şimdi. O işler bitti galiba. Bitti. Evde bile hanımla böyle oturuyoruz. Aramızda evet. 4 metre var. Evet. Artık psikolojik oldu bu. Evet. Kesinlikle. Vallahi herkes memnun hayatından. Bundan sonra nereye gideceğiz? Teşekkür ediyorum bu arada size. Nereye gideceğiz? Şimdi bundan sonraki durağımız Yassıcalar Adası. Bu bölgenin en meşhur, o afişlerde, broşürlerde gördüğümüz ortasında göl olan bir ada. Burada da bizim denizcilik tabiriyle kıçtan kara yapıp misafirlerimizi adaya indireceğiz. O zaman onu detaylı bir şekilde orada konuşalım. Tamam. Ayhan abi. Sohbet ettiğimiz misafirler olduğu zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Mesela İzmir'den gelen kimyager bir kardeşimiz var ailesiyle beraber. Yanında eşi, iki çocuğu. Onlar Göztepe'li. Şu kardeşlerim karşı yakalı. Efendim, arada mesafeyi koruyarak karşı yaka Göztepe rekabetinin de tatildeki o tatlı sohbetini burada gerçekleştiriyoruz. İzmirli ailemizin iki çocuğu var. Biz de tabii bu okullar nasıl açılacak, özel okullara paraları önden verenler ne olacak, denizde nasıl düşünüyoruz, kara kara düşünüyoruz. Ama tatilde ortak noktamız her şeyin daha güzel olması. Bir de böyle oğlunuz mu efendim? Fedakar babalar var gördüğünüz gibi. Şöyle baksanız, bu baba mı fedakar dersiniz, dışarıdan sert görünümlü ama melek gibi kalbi. İşin şakası bir yana, herkes hayatından memnun. Biraz sonra zil çalacak, yemekte buluşacağız. Bundan sonra yine gideceğimiz noktalar olacak. Biz de bol bol ayranımızı içiyoruz, suyumuzu içiyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Doğanın tadını çıkartanlar, gönül ister ki herkesin imkanı olsun. Herkes bu güzellikleri senede bir haftada olsa yaşasın. Görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum.
Vallahi yemeğimizi yedik akvaryumda, şahaneydi, tavuk, balık. Ardından demir aldık. Ondan sonra bir değişiklik yaptık. Artık motorları kapattık yelkenliyle. Yelkenlerle beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Böyle sağlı sollu yavaş yavaş gidiyoruz. Tabii deniz yolculuğu yapınca denizde karşımıza balıklar çıkıyor. Gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor. Biz yarım saat 45 dakika demiştik ama karşıya baktığım zaman bayağı bir uzun gözüküyor. Bu arada röportaj da yapmıyorum. Maskeyi niye taktım hali anlayabilmiş değilim. Kaptanımı bir rica edeceğim. Kaptanım size de bir tanışalım. Ben takayım maskeyi. Ben de takabilir miyim maskeyi? Vallahi takarsanız sevinirim. Sosyal mesafeyi korumak lazım. Tabii sosyal mesafe önemli. Bir de Eylül'den sonra ikinci dalga diyorlar. Evet, aman. Aman. Ama yaşayacağız, zamanımız var. Ben böyle kullanırım bunu herhalde. Kullanabilirsiniz. Ama ben de eski gemicilerdenimdir. Mert Kusto. Ben de Musa Kusto. Memnun oldum, memnun oldum. Şöyle dedim, şimdi nasıl selamlaşıyoruz artık böyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi akvaryum koyundan demir aldık. Yelken açarak Yaslıca Adaları'na, Göcek Yaslıca Adası. Orada bir saat orada yüzme molamız var. Tekrar oradan limana gidip saat 6 gibi dönüşümüz tamamlanmış oldu. Evet. Bu arada sevgili kardeşim Ulaş, başka kim var personelden? Arif. Arif de, onları da çağırabilirim. Arif, Ulaş bir gel. Ulaş bir siparişi var. Götürdü, ver gel kardeşim. Biri açlığımız, biri bir şeyi. Böyle gencecik kardeşlerimiz pırıl pırıl. Yani. Ayhan abiyle zaten sohbet etmiştik. Geçin bakalım. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim, iyi gidiyor değil mi? Her şey yolunda. Aynen, her şey yolunda. Sıkıntı yok. Yok. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum kardeşlerime. Beton gibi arkadaşlarımız yani. Gemici arkadaşlarımız aşçı. Çivi gibi yani. Güzel güzel, yemekler de güzeldi. Böyle ağır ağır gidiyoruz. Kaptan şu an tam yol muyuz? Kaptanımız tam yol değil, yerken ne gidiyoruz. Tekne size emanet, yolcularımız size emanet. Tekne bana emanet. Ben evet. Buradan sağ yaptım mı nereye gideriz? Ben bir sağ yaptım mı Fethiye'ye gideriz. Sol? Sol yaptım mı Dalaman'a. Dalaman'a gideriz. İyi yani bu yerde kalmayız. Evet, yerde yüz kalmayız. Yüz gittik mi direkt karşıda bir ada var herhalde, Göcek, ona doğru gideriz. Göcek tarafına gideceğiz oraya. Keyifli. Allah selamet versin. Hepimize sağlık, mutluluk, huzur versin hepimiz. Ha. Şimdi ben teşekkür ediyorum kaptanıma da. Şunu söyleyeceğim kaptanım, siz geçebilirsiniz. Şimdi biz kaptanla da konuşurken tabii şunun altını çizmek istiyoruz. Evet. Bazen sezon sonunda, özellikle sezon ortasında da karşımıza çıkıyor. Şimdi misafirler buraya geliyor. Bu sene biraz daha sakin buralar geçtiğimiz senelere göre ama bu çevreyle ilgili, çevreyi korumayla ilgili özellikle kaptanım da rica etti. Dedi ki yani biz dedi tamam hani ekstraları yapalım. Burada çalışan kardeşlerimiz denizde bir şey gördüğü zaman toplasın ya da çevreden toplasın ama ne olur dediler. Gelen misafirler biraz daha dikkat etsin. En azından yediklerini, içtiklerini geride bırakmasın. Hem denizde hem de karada. Çok keyifli bir grup var. Herkes böyle sakin, şehir hayatından uzakta, şanslı azınlığız aslında şu anda. Çünkü milyonlarca kişi de hem tatil hayali kuruyor, hem işte pandemiyi düşünüyor, hem haklı olarak insanlar ekonomiyi düşünüyor. Biz şu anda şanslı azınlıktanız. Ama bu demek değil ki bundan sonra da böyle devam edecek. Umarım biz tedbirleri alalım. Tedbirleri aldıktan sonra her şey daha da güzel olur. Bundan sonraki rotada da belki denize gireriz. Göl var, gölden bahsederiz. Ağır ağır yelkeni açtık. Vallahi çocuklar hayatından çok mutlu. Karşıyaka Göztepe muhabbeti yaptık, sohbeti yaptık. Herkes güler yüzlü. İzmirli dostlarımız vardı. İstanbullu dostlar vardı. Gidiyoruz. Yani ben hiçbir şey söylememe gerek yok. Yani yeter ki şu duaya sahip çıkalım. Tekrar söylüyorum, gönül ister ki en alt gelirine dahil olan gruplar bile bu cennet ülkenin tadını doyasıya çıkarsın. Ama hayat acımasız, kapitalizmin affı yok. Bu hafta programda ben de özellikle rica ettim. Özellikle Göcek kısmını ekrana getirirken hani uzun uzun konuşmanın olmadığı, hatta belki müziğin de olmadığı, sadece doğal seslerin olduğu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten özel bir coğrafyadayız. Şimdi sabah 10'da tekne turumuz başladı.
Ben ekran karşısına yeni geçenler için de ufak bir hatırlatma yapayım. Biz Göcek'ten bindik tekneye. Biz Fethiye Çalış'ta kalıyoruz ama şu an itibariyle özellikle Dalyan'da tatil için bulunan grupları misafir ediyor. Misafirler sabah 8 gibi kaldıkları otellerden servis araçlarıyla alındılar. Tabii ki maskeler takılı bir şekilde yaklaşık 45 dakika süren bir yolculuğun ardından Göcek Marina'ya geldiler. Göcek Marina'da saat 10-10 çeyrek arası artık tüm gelen misafirler tekneye alındı. Ve tekneye alındıktan sonra ilk durağımız için yaklaşık bir saatlik bir yolculuk yaptık. O bir saatlik yolculukla beraber deniz molası verdik. Orada biz de denizin keyfini çıkardık. İkinci rotamız akvaryumdu. Orada yemeğimizi de yedik. Yine deniz molası vardı. Daha sonra yelkenimizi açtık. Ve yelkenle beraber yarım saat gittikten sonra yine motor çalıştı. Ve bir yarım saat daha yolculuk yaptıktan sonra Yastıcalar'a geldik. Şimdi buranın özelliği şudur efendim. Bakın hemen arkada ufak bir göl var. Ve burası da tüm güzelliğiyle pırıl pırıl Akdeniz. Burada dileyen misafirler, ki ilk defa teknenin kıç kısmı burada gelen misafirlerin kullanımına açıldı ve karaya çıkarak, bundan öncekilerde sadece denize girme turuydu, kıyıya inmesi sağlandı ve kıyıda bulunan güzergahtaki işte gözlemeci olsun ya da yürüyüş yolu olsun ya da tabii ki artık günümüzde her şey sosyal medya, bol bol fotoğraf çektirilerek buranın tadı çıkartıldı. Şimdi bir izleyicimiz geçen hafta bize yine sosyal medya hesabımız üzerinden şöyle bir mesaj atmış. Biz çok bunalıyoruz, müzik bile istemiyoruz. Hiçbir ses istemiyoruz. Sadece doğanın sesi. Buyurun doğanın sesi. Buradan bir saat demiştik yüzme molamız. Bir saatlik molamızın ardından Göcek'e tekrar başlangıç noktamıza geri döneceğiz. Sadece gezi tekneleri şahıslara ait özel tekneler de yine kimi zaman buraya günübirlik, kimi zaman da demir atıp günlerce burada kalıyorlar. Bazen bazı teknelerde eğer oltanız yanınızdaysa bu pırıl pırıl suda yaşayan birbirinden lezzetli, hani bu da çok ortadayım ben, biraz Akdeniz balığını çok fazla sevmem ama şöyle söyleyeyim, bu bölgenin balıklarını da yakalayıp tabii belli bir boyutta olmak şartıyla tadına bakabilirler. Ama dediğim gibi bakın, boğaz, adalar, bu bölgeye has çam ormanları, pırıl pırıl bir deniz, tatlı tatlı esen bir rüzgar ve gerçekten yaz ayında, yaz mevsiminde olduğunuzu hissettiren güneş. Bundan sonra bir saatlik yolculuğun ardından turumuzu tamamlayacağız. Göcek güzel. Göcek özellikle tekne turu için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir merkez. Tekrar hatırlatayım, tekne turları için kişi başı fiyat 180 lira. Bu Dalyan'dan gelen misafirler için, eğer Göcek'teyseniz ya da daha yakın bir yerdeyseniz tabii ki internet aracılığıyla bu konuyla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. Açılış anonsunda söylemiştim. Eskihisar'da açılışı yaparken ne demiştik? Rotamız belli değil. Gerçekten çıktık İstanbul'dan yola. İşte Eskihisar, bindik feribota, geçtik karşıya. Gezdik, dolaştık. Kumla'ya geldik. Şimdi Kumla bilenler zaten biliyordur.
Bursa'ya bağlı. Bursa'da Gemlik ilçesine bağlı. Bütün şehir yasasından sonra artık mahalle. Özellikle hani kışların sakin, emekli cenneti diye tabir edilen yaşantının hüküm sürdüğü bir yer. Ama özellikle okullar kapanınca nüfusun neredeyse 30 katına 40 katına çıktığı bir yer. Öyle pansiyon, otel çok fazla yok. Genellikle sezonluk yazlıkçıların geldiği bir turizm yeri burası. Ama biz sorduk, soruşturduk. Ev pansiyonculuğu yapılıyor. Evlerde 40 metrekare, 50 metrekare dayalı döşeli. Sezonda geceliği 50 liradanmış efendim. Onun dışında 130-150 lira arası da bir iki tane otel olduğunu bize söylediler. Ya ben programda yer vermedim ama buraya kadar gelmişken benden size tavsiye, mutlaka zeytininizi, zeytinyağınızı burada içinize sinen bir yerden alın, evinize götürün. Şimdi biz buraya niye geldik? Biz buraya davetle geldik. Kim davet etti? Adnan abi davet etti. Adnan abi şöyle bir önce gel yanıma, bir uzaktan görelim, sonra maskeye takacağız. Dur. Şöyle bir gel, önce bir yüzün gözüksün. Yakışıklılığını bir görelim. Şöyle kameraya doğru. Efendim biz ne diyoruz? Davet edin gelelim. Adnan abi sağ olsun bizi davet etti. Adnan abi takalım mı maskeleri? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mayıs'ta planlamıştık takışın gelmeyi. İşte korona, covid, pandemi. Haziran dedik, sessizlik, sokağa çıkma yasağı derken. Evet. Şükür evet. Kavuşturana Temmuz'un ortasında geldik. Hoş geldiniz. Nasıl geçiyor Kumla'da günler? Ya Kumla'da kışın pek kalabalık yok burada. Kimse yok. Boştur burası kışın. Ama hava güzel oluyor. Yazın çok kalabalık oluyor. Ama bu sene işler biraz durgun. Millet gelmedi, korona yüzünden gelmedi falan. Böyle işte. Şimdi Adnan abi bizi asıl niye davet etti? Adnan abi İtalya'da bu işin eğitimini almış. Gerçekten Hırvatistan'da 27 senedir yaşayan bir dondurma ustası. Hatta ustaların ustası. Biraz sonra gideceğiz, dondurma üzerine bilmediğimiz şeyleri de öğreneceğiz. Şunu da söyleyelim efendim. Biz buraya geldiğimiz zaman sorduk. Çay kaç lira, su kaç lira diye. Sahil boyunca 1,5 liraya çay içebileceğiniz yerler var diyelim. Gün boyu biz buradan böyle farklı görüntüler aldık. O görüntüleri bir ekrana getirelim Kumla'dan. Yaz nasıl geçiyor? Ondan sonra Adnan abiyle keyifli bir dondurma sohbeti yapacağız. Kumla'da öğlen herkes denizdeydi. Sokak bomboştu. Hava kararmaya başlayınca dolayısıyla hareket de başladı. Az önce tanıştırmıştım. Adnan abi, Adnan Osmanoğlu. Arkadaş kim? Oğlum benim. Merhaba, nasılsınız? Evet, sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Vallahi teşekkür ederim. Şimdi biz dondurma konusuna programlarda mümkün olduğu kadar yer veriyoruz. Sebebi şu, hepimizin çoluğu çocuğu var ve biz çocuklarımıza iyisini, kalitelisini ve hepsinin önemlisi sağlıklı gıdalar tüketmesi için uğraşıyoruz. Kaç sene oldu meslekte? Meslekte 50 sene oldu. 50 sene, yarım asır. Yarım asır. 20 dede mesleği. Dede, baba, ben, oğlum. 4. kuşak. Sizden sonra var mı devam ettirecek? Artık onu bilmiyoruz. Bakalım oğlum. Var mı oğlum gençlerde heves? Valla şu anki gençler tabii bizimki kadar hevesli değil bazı konularda ama inşallah olurlar. Ne diyelim? Adnan abi, biz sohbet ettik. 27 sene Hırvatistan'da kaldım. Korçula Adası'nda. 17 sene İtalya'da kaldım. Bu işi yaptım. 80'de Türkiye'ye geldik, Kumla'ya geldik burada. İşte dükkanı açtık. 80'den bu yana buradayız. Dondurma ile ilgili oğlan benim daha iyi, onların daha mı iyi? Şeylerin işi yapacak. O zaman sizi alayım yanıma. Şimdi bu dondurmanın olmazsa olmazları varmış. Biz Adnan abiyle konuşurken biraz dersimize de çalışmış olduk. Belli oranda protein, belli oranda şeker. Ben anlatabilirim. Ya o yüzden dedim abi ama sen onları, yine Arnavut damarını tutunca kendi bildiğini okumaya devam ediyorsun onları yani. Onları ben anlatayım. Ya dedim ki sen anlat, yok oğlan anlatsın. Biliyorum o Arnavut damarı var ya, illa bildiğini yapacak. Şimdi sütü çok büyük bir şirketten alıyoruz biz. Reklam olmasın diye ismini vermek istemiyorum. Bizde süt pastörize geliyor. Biz bir daha pastörize ediyoruz. Pastörize olmayan bir dondurma 6 ile 8 saat dondurmadır. Ondan sonra salmonella diye bir mikrop var, o üremeye başlıyor. Biz sütü o firmadan alıyoruz.
pastörizasyon tekrar yapıyoruz. Dondurmasını yapıyoruz. Dondurma olduktan sonra sterilizasyona giriyor. Kristalleri kırıyoruz. Ondan sonra buzhaneye giriyor. Şimdi bir saniye. Ben anladığımı söyleyeyim abi. Önce meyve alınıyor. Tamam. Meyveler saklanıyor, muhafaza ediliyor. Muhafaza ediliyor. İmalata çıkacağı zaman da o meyveler mikserden geçirilerek püre haline getiriliyor. Püre haline geliyor. Peki bu oranı dediniz ya %3, %6 şöyle, olması için şöyle, ne yapıyorsunuz? Şöyle, dondurmanın bir standardı var. %11 proteinli olacak. %6 yağlı olacak. %18 şeker, tatlı. Böyle glikoz, mikoz falan bu tür şeyler değil. %0.5 kremalı olacak. Süt bana %3 yağlı geliyor. Dondurma %6 olması lazım. Ben %3 daha bu dondurmaya tereyağı katıyorum. %6 elde etmiş oluyorum. Yani bu gerçek dondurma oluyor değil mi? Bu gerçek dondurma oluyor. Sonra bir de bunu bazıları isim vermek istemiyorum. Bazıları milleti o şekilde alıştırmışlar. Ya ben falan yerde bir dondurma yedim, şöyle sakız gibi uzuyor. Niye sakız gibi uzuyor? Bunu millet soruşturmuyor. Pastörize midir? Bunu soruşturmuyor. Uzaması nişasta basıyorlar içine dondurmanın. Yani tereyağı yerine nişastayı koyuyor. Gerçek dondurmada tereyağı olur, nişasta olmaz. Kesinlikle. Özellikle söyleyeyim, her programda dondurma konu olunca söyleyeceğim. Limonlu dondurma beyaz olur efendim. Sapsarı limonlu dondurma varsa bir düşünün. Doğru mu söyledim? Yani doğru söyledim. Limonlu dondurma beyaz. Evet, limonlu dondurma beyaz olur. Çünkü biz limonun suyunu sıkıp süte karıştırdığımız zaman makineden dondurma bembeyaz çıkıyor. Peki kaç çeşit var? Bak şu anda 24 çeşit var ama 85-86 çeşite yakın dondurma yapabiliyoruz. Peki en çok iddialı olduğunuz hangisi? Ya mutlaka hepsidir ama yani Kumla'ya geldiğin zaman evet, şu dondurmamı bu mevsimde yaz sıcağında yemeden gitme diyeceğiniz ne var? Çocuk bisküvili dondurmamız var mesela. Yaban mersini kesinlikle tavsiye ederim. Peki şimdi ben fiyatı da soracağım. Aslında bildiğim bir şeyi soracağım. Zam yok. Zam maalesef. Zam yok. Kaç lira dondurmanın topu? Şu anda 3 lira. Biz geçen sene de 3 liraya satıyorduk. Bu sene de 3 liraya satıyoruz. Bir de bir özelliğiniz daha var galiba. Şu an pandemiden dolayı kimse gelmiyor ama evet, imalathane halka açık. Halka açık. Yani isteyen zaten imalathanenin kapısına girişine yazdık. Arzu eden müşterilerimiz 7/24 imalathanemizi gezip görebilirler. Bunu yazmamızdaki sebep imalathanemize gerçekten güveniyoruz. Çünkü milletimize yani 250 bin euroluk bir yatırım var orada. Aynen öyle. Onun haricinde saklayacak bir şeyimiz yok. Çünkü her şeyimiz doğal ve temiz. Şu da önemli. Efendim ben güzellikleri paylaşıyorum. Bakın buraya gelen misafirler arkadan bir kamerayla imalathaneyi de şu an pandemiden dolayı içeri giremese bile canlı yayında evet, imalathane canlı canlı yayınlanıyor. Onun dışında şöyle geleceğim. Şu taraftan özellikle göstereceğim. Hakkında bilgi vereyim ben size. Bunlar magnolyalarımız. Oreolu, çilekli, süpangle ve keşküllerimiz var. Bunlar tamamen doğal ev yapımı. Kendi hanımlarımız yapıyorlar bunları burada imalathanemizde. Evde ne malzeme kullanıyorsak kendimiz için, ne kendi yememiz için ne kullanıyorsak aynısını burada da kullanıyoruz. Halkımıza aynı o şekilde sunuyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim, işini doğru yapan, güzel yapan, yine söylüyorum işte çocuklar geldi. Dondurmayı çocuklar çok seviyor. O yüzden nerede dondurma yiyorsanız yiyin, evlatlarınız için bir bakın araştırın. Şimdi benim 4 tane torunum var. Onlar günde 10'er tane, 15'er tane dondurma yiyor buradan. Şanslı bir bebeğim. Ben veriyorum. Niye veriyorum? İçinde katkı madde yok. İçinde boya yok, esans yok. Doğal. Benim dondurmalarım doğaldır. Natural. O yüzden rahat. O yüzden rahat rahat herkes yiyebiliyor. Topu 3 lira ben. Biz önce iğneyi kendimize batırıyoruz, ondan sonra başkasına. Peki bir şey soracağım. Torunlarım yemeyahut benim yemediğim bir şeyi ben başkasına vermem, satmam. Hırvatistan'a da gelecek miyiz çekime? Hırvatistan'da da çekime gideceğiz hep beraber, Allah nasip ederse. Bir de orada yapalım çekim. Bir de orada bir çekim yapacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müzik.
Hatta ben de geç geldim. Birçok ürün kalmamış. Aslında hoşuma da gitti kalmaması. Demek ki güzel yapılıyor. Şimdi çeşit çeşit ekmek var ama size bir ekmekten bahsedeceğiz. Sizde eldiven var. Evet. Bir siyez ekmeğini rica etsem alabilir miyiz? Bu çok özel bir ekmek değil evet, mi? Evet, bu özel bir ekmek. 12 bin yıllık genetiği oynanmamış siyez buğdayından. Doğal, tamamen soğuk fermantasyonda olan bir ekmek. Doğal ekşili mayadan yapılan bir ekmek. Tok tutuyor. İki dilim yediğinizde sizi tok tutuyor. Fazla yedirmiyor. Gün boyu sizi tok tutuyor. Hazmı kolay. Fiyatı yani, kaç gram bu? Bu 500 gram. Yarım kilo, evet. 10 lira. 10 TL evet. Yani biliyorsunuz siyez buğdayın fiyatı, abi, şey, kilogram fiyatı siyez, un olarak pahalı. Gibi, binlerce, on binlerce yıllık evet. Yenitiği bozulmamış bir ürün olduğu için. Çok ekmek çeşidi var ki tabii hepsini anlatmaya süremiz yetmez. Ama Serkan Bey dedi ki benim de dedi en sevdiğim ekmek Kıbrıs ekmeği. Özellikle Kıbrıs demek Kıbrıs. Çok severim Kıbrıs'ı bu arada. Kıbrıs'taki tüm dostlarıma da selamlar olsun. 3 senedir de görüşemiyoruz, gidemiyoruz. Ama şu pandemi işi biter bitmez ilk gideceğim yerlerden biri. Gösterir misiniz Kıbrıs ekmeğini? Mert Bey, Kıbrıs ekmeği kahvaltıda poğaça niyetine yiyebileceğiniz mükemmel bir ekmek. İçinde kişniş var, adını da aldığı içinde Kıbrıs peyniri var. Hellim. Hellim. Hellim peyniri. Kıbrıs peyniri veya hellim peyniri. Kişniş otuyla ve zeytinyağıyla harmanlanarak yapılan bir ekmek. Çok doyurucu, çok lezzetli, çok sağlıklı bir ekmek. Zeytinyağı var. Zeytinyağı var. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Keşke simidi yemeseydim mi diye düşünüyorum ama simide de dayanamam. Bir daha geldiğimde bunu mutlaka, hatta dur bunu paket alalım. Dayanır mı bu 2 saat, 3 saat? Dayanır. Dayanır. Yani en az 2 gün tazeliğini korur bu ekmek. Kaç lira Kıbrıs ekmeği? Şuradan ben fiyatına da bakayım. Kaç lira vereyim? Kıbrıs ekmeği 5 lira mı? 3,5 lira. Şu 3,5 lira. Evet. Kıbrıs ekmeği 3,5 TL. Güzel. Fiyatı da yani hemen hemen maliyetine satıyoruz. Çünkü içindeki malzemeler gerçekten malum şartlardan dolayı da pahalı. 3,5 TL. Yani onu da şunu da söyleyeyim efendim. Çok detaya girmiyorum ama süt tatlıları, farklı lezzetler, pastalar, hani bir simit ön plana çıkartmak istedik. Ama hepsi gerçekten çok lezzetli duruyor. Ama anahtar soruyu sormadan tabii ki gidemem. Çay kaç lira, su kaç lira? Su 1,5 TL, çayımız 3 TL. Güzel, 3 lira çay, 1,5 lira su. O zaman İnegöl'e geldiğimiz zaman, simidi seviyorsanız, bir simidin 1000 yıl hatırı var dediniz. Bir simit tadına bakacağız. Damak tadımıza uygun, sağlık için siyez ekmeği tavsiye ediyoruz, Kıbrıs ekmeği tavsiye ediyoruz. Ondan sonra da alıp götürürsek de dip frize de sıkıntı yok. Soğuduktan sonra bekletiyoruz. Tercihen fırında ısıtıp afiyetle yiyoruz. Çeşitlerimiz çok. Artizan var. Ev ekmeği var, sarı buğday var, efendime söyleyeyim, ekşili köy ekmeği var, ekşili doğal soğuk fermantasyonda olan ekmeğimiz var. 48 saat dolapta bekliyor ve tamamen endüstriyel maya olmadan mayalandırıyoruz. Lezzetli ekmekler, kaliteli ekmekler, sağlık için yararlı ekmekler üretiyoruz. Ama ön planda her zaman bir simit markası olduğu gibi simidi önde tutuyoruz. Vallahi ben tüm dostları İnegöl'de evet. Simidi yemeye davet ediyorum. Bekleriz her yani zaman. Yani 10 kişilik bir aile ya da 6 kişilik bir aile elbette köftede yer ama tok geçer, içi ezilmiştir. Mutlaka bir simidi denemek lazım. Evet. Bir simit her zaman hayat kurtarır özellikle yolculuklarda. Evet. Teşekkür ediyoruz ev sahibiniz için.
Şu kamera artık kapansın da biz şunları bir yesek diyorum yani. Evet evet, yeme işine geçelim. Artık, ayağınıza sağlık. Artık şu yeme işine geçelim. Mert Bey. Bir yüzün gülsün ya. Yüzüm gidiyor benim. Bak, çok çok güneş. Maskeden görünmüyor. Hadi görüşürüz.